İlk Türk İslam Devleti Kültür ve Medeniyet'in ikinci videosundayız. Bugün toprak yönetimiyle başlayacağız ilk olarak. Önce toprağımız iki kısımda ayrılıyor. Miri arazi ve mülk arazi. Mülk arazi arkadaşlar öşri ve haracı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öşri arazi Müslümanlara ait olanlar, haracı olanlarsa gayrimüslimlere ait olanlar. Mülk arazi arkadaşlar kişinin kendine ait olan arazilerdir. Miri araziler ise devlete ait olanlar. Has geliri sultana ayrılan arazilerdir arkadaşlar. Vakıf geliri dini ve sosyal kurumlara ayrılır. İkta ise arkadaşlar geliri devlet memurlarına ve komutanlara ayrılır. Komutan. Bunu söylemiş olalım arkadaşlar. İktanın ne gibi bir avantajı var? Önce iktanın tanımını yapalım. Büyük Selçuk Devleti'nin ünlü veziri Nizami Mülk'ün siyasetname adlı eserinde devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetinin bulunmayan topraklarından elde edilen vergi ve gelirleri askeri ve sivil devlet görevlerine maaş ve hizmet karşılığı verilmesi şeklinde tanımlanmıştır. İktidarın avantajı arkadaşlar şu. Toprağın boş kalması engellenmiş. Üretimde süreklilik yasaklanmış. Düzenli vergi, güvenlik, memurun maaşının ödenmesinde, masrafsız bir ordunun kurulmasında ve bölgenin güvenliği sağlanmıştır arkadaşlar. İkta sisteminde yetişen askere barış zamanında sipahi, savaş zamanında cebelü adı verilmiştir. Hadi o zaman çıkmış bir sınav sorumuza bakalım. Türk İslam Devletleri'nde gelirleri bilim, eğitim, sağlık gibi alanlardaki kurumların yapım ve onların ile görevlilerin maaşlarının ödenmesi için ayrılan arazisiniz ne dersiniz? Vakıf arazi dersiniz arkadaşlar. Doğrudur. Cevap da eşit. İkta olabilir mi? Mülk, miri. Hocam ama mirin içerisinde sana genel bir tane soruyor. İkta olacak. Aha, vakıf vasıtı mirin içinde o zaman ona bakarsan tamam. Cevap değişik olmuş oldu. Sosyal hayatla ilgili bazı kavramlar var. Yiyecek dağıtılan hayır kurumlarına biz imarethane diyoruz. İmarethane. Tek bir cins malın satıldığı yer arkadaşlar kapan. Mesela un kapan, unun satıldığı yer gibi. Her cins ticari malın satıldığı yere biz bedesten diyoruz. Bedesten. Çeşme anlamına gelen sebil. Çadır şehrindeki anıt mezarları ise arkadaşlar kümbet adı verilir. Kümbet. Devlet ve din alimlerinin mezarlarına arkadaşlar türbe adı verilir. Türbe. Cami etrafına yapılan toplu yapılar külliyelerdir arkadaşlar. Külliye. Çarşı anlamına gelen aras da saray anlamına gelen bargahtır. Şehirlerde din öğreten kurumlara tekke, köylerde ve kasabalardaki ise bunun karşılığı ne olacak arkadaşlar? Zaviye. Bunları da söylemiş olalım arkadaşlar. Kısaca bir ordu sisteminden de bahsedelim arkadaşlar. Büyük Selçuklularda ordu, İkta, Gulamlar, bağlı devletler, Türkmenler olmak üzere. Dört kısım ayrılırken Gulamlar, Hasta ve Gulamanı Saray olarak ayrılırdı arkadaşlar. Hasta ordusunun Osmanlı Devleti'ne karşılığı Kapıkulu Hoca. Kapıkulu. Zaten Osmanlı ordusundan da bahsedeceğiz. O zaman daha detaylı bir şekilde kavramlar yerine oturur diye düşünelim. Gulam sistemi ilk defa Karahanlılar zamanında uygulanmışlardır arkadaşlar. Gulamlar arkadaşlar şu. Askerlerin birçoğu Türklerden oluşurdu. Satın alınan ya da savaşlarda esir edilen bu çocuklar gulamhane denilen yerlerde yetişirlerdi. Burada eğitilen çocuklar hem askeri hem idari görevlerde yerine getirilir. Bunların bir kısmı da sultanın özel birliğine göre seçilirdi arkadaşlar. Tamam. O yüzden bunu da bu şekilde söylemiş olalım. İslam mitolojisi kültür medeniyetin ikinci kısmını halletmiş olalım arkadaşlar. Üçüncü kısmında eğitim, mimari ve sanattan bahsedeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.